Örgü köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebeğini kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Evet, ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 2 model üzerinden anlatım yapacağım size. Yani burada şu anda 27 ilmek var. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Şöyle 1-2 sıra haroşa ördüm. Daha sonra da ön yüzden bir sıra düz, arka yüzden de bir sıra ters ördüm. Yani siz de modeli uygulamadan önce lastiğinizin üzerine bir sıra düz, bir sıra ters ördükten sonra modeli uygularsanız model lastiğin üzerinde daha düzgün duracaktır. Şimdi birinci sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Birinci sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğimi bir düz örüyorum. 2 3 4 5 6 ilmek düz olarak ördüm. Daha sonra sıradaki 2 ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim ve bir arttırma yaptım. Devam ediyorum. Arttırmamı yaptım ve ardından 10 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek düz olarak ördüm. 10 ilmek düz ördükten sonra tekrar sıradaki 2 ilmeği soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Bir artırma yapıp 1 2 3 4 5 6 ve kenar ilmeğim 7. Ön yüzden modelimizi kurduk. Modelin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Model sadece ön yüzden kuruluyor. Arka yüzde herhangi bir işlem yok. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım. Modelin üçüncü sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 4. Kenar ilmeği ile birlikte 5 oldu. Sıradaki 2 ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim. Bir artırma yaptım. Bir ilmek düz örüp tekrar bir artırma yapıp sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini de sola doğru çevirip kestim ve 1 ilmeğe düşürdüm. İlmek sayımız yine aynı. Düz örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 şöyle 7 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğim kaldı. Yine bu 2 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. Bir artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir artırdım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirip kestim ve bir ilmeğe düşürdüm. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arka yüzü göstermeyeceğim çünkü arka yüzde dediğim gibi sadece ters örgü var. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Devam ediyorum. Modelimin 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 ilmek kenar ilmeği ile birlikte 4 ilmek düz örmüş oldum. Sıradaki 2 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. Bir artırdım. Arada 1 2 3 ilmek düz örüp bir artırma yapıp tekrar sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirip kestim ve 1 ilmeğe düşürdüm. Arası için 1
2, 3, 4, 5 ilmek düz örmüş oldum. Yine sıradaki 2 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. 1 arttırdım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 1 arttırdım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirip ikisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm ve kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Arka sırayı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzde sıramı tamamladım. Modelin 7. sırasında ve ön yüzündeyim. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. 1 arttırdım. Arada 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz olarak ördüm. Tekrar 1 arttırma yapıp sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirdim ve kestim. 1 ilmeğe düşürdüm. Arada 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. 1 arttırma yaptım. Aradaki ilmeklerimi yine düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1 arttırdım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini yine sola doğru çevirip kestim ve kalan ilmeklerimi düz olarak ördüm. Modelimin 7. sırası bu şekildeydi. Bakın model kendini göstermeye başladı. Modelin 8. sıra arka yüzündeyim. İlmeklerin tamamı ters olarak örülecek. Sırayı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzde sıramı tamamladım. Modelin 9. sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerin tamamını düz örüyorum 9. sırada. Modelimiz 10 sıradan oluşuyor. 10 sırada bir kendini tekrar ediyor. Modelde herhangi bir kaydırma yok. Şimdi ikinci modelin 1. sırasını da göstereceğim size zaten. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Modelimin 10. sırasını arka yüzden örüp geliyorum. Evet, arka yüzde sıramı tamamladım ve böylelikle de bir modeli bitirmiş olduk. 10 sıra örmüş olduk. Model 10 sırada bir kendini tekrar ediyor. Şimdi çok fazla devam etmeyeceğim ama ikinci modelim 1. sırasında birlikte kuralım ki kafanız karışmasın. İkinci modeli 1. sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6 ilmek düz olarak ördüm. Bakın modeli şuraya kuracağız. Sıradaki 2 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. Burada bir arttırma yapıyorum. Ve diğer modele gidene kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek düz olarak ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi yine soldan girerek sağa doğru kestim. Bir arttırma yapıp kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet. İkinci modelin 1. sırasında kurmuş olduk. Dediğim gibi daha fazla devam etmeyeceğim.
Model kendini gösterdi. Yapım aşaması da oldukça kolay. Kamera arkasında modeli ben lastik üzerine ve de büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde duruyor. Ben burada 4 model üzerinden çalışmıştım bu modeli, bu parçayı. Burada da yine lastik olarak haroşe kullandım. Çünkü bu tip ajurlu modellerde bir düz bir ters lastik toparlanma yapıyor. Modelin alt kısmı çok anlaşılmıyor. Dilerseniz daha farklı lastikler de kullanabilirsiniz modeli toplamayan. Modelimin ön yüzü bu şekilde. Modelimizin arka yüzden görünümü de bu şekilde. Şimdi bu modelin alt kısmına lastik gerekiyor arkadaşlar. Çünkü model ön yüzden düz, arka yüzden ters örüldüğü için alt kısım toparlanma yapıyor. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel anne yeleği olur. Özellikle çocuk yeleklerinde kullanabilirsiniz. Yakadan başlamalı çocuk yeleklerinin etek kısımlarında. Yine etol şal yapımında birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Aynı zamanda da çok hızlı ilerliyor. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.